Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füzeli saldırıda ağır yaralanan 13 yaşındaki Artur hastanede hayatını kaybetti. Ermenistan'ın katili olduğu yüzlerce çocuğa Artur da eklendi. Tanım bakalım sen devine devine ilerliyorsun. Sen değilim. Sen değilim. Kardeşim sen Elşen umut etti, dua etti ama olmadı. Ermenistan'ın kanlı elleri 13 yaşındaki Artur'u da bu hayattan kopardı. Rusya vatandaşı Artur Mayakov henüz 13 yaşındaydı. Rus bir anne ile Azerbaycanlı bir babanın evladı olarak geldi dünyaya. 7 yaşındayken babasını kaybetti. Ona babaannesi sahip çıktı. Gence de babaannesiyle bir hayat kurdu kendine. Ermenistan'ın attığı Smerch füzesi o uykusundayken yaşadığı eve isabet etti. Artur enkaz altında kaldı. Saatler sonra enkazdan çıkarıldığında durumu kritikti. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. O hastanede yaşam savaşı verirken köpeği Saşa her gün evlerinin enkazına gitti. Artur'u aradı. Artur'la nasıl bir arkadaşlığınız var? Artur bana kardeşim geliyordu. Hı hı. Ne yaparsınız beraber? Beraber hep oynardık. Bana giderdik. <laughs> en yakın arkadaşım mı? Evet. Ona güç olabilmek için en yakın arkadaşı Elşen de mektuplar yazdı. İçinde özlemi, duası vardı. Bir an önce iyileşmesini istiyordu. O mektubu Haber Global ekibinden Ela Sezen ve Gökhan Köşetaş, Artur'un tedavi gördüğü hastaneye götürdü. Dileriz ki siz ona verirsiniz. O da arkadaşından gelen bu mektubu. Herkesin dileği Arthur'un iyileşip o mektubu okumasıydı ama olmadı, uyanamadı. 90 yaşındaki babaannesinin kucağı boş kaldı. Onun tertemiz kanı da Ermenistan'ın ellerine bulaştı. Yüzlerce çocuk gibi Ermenistan Arthur'un da katili oldu. Füzeler onu uykusunda, en savunmasız halinde, üstelik cepheden çok uzakta Gence'de buldu. Ermenistan işlediği savaş suçlarına Arthur'u da öldürerek bir yenisini daha ekledi. YouTube kanalımıza abone olun.